Çok şükür rakibimiz geldi. 1483 dereceli bir orta geldi. Oh, ters bir şut. Kendi kalemize atıyorduk. Vallahi var ya, yüreğimiz ağzımıza geldi. İstedi. Bak 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 bak. Bak işte. Ya Allah kahretsin ya. Vallahi Allah kahretsin ya. Çünkü 1-0 önde götürdüğüm maçlarda son saniyelerde her zaman gol yemişimdir ama asla pes etmemişimdir arkadaşlar. Ver oğlum. Verdi. Ansu Fati dön artık, döndü. Robert Pires. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Veysel Aktaş. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Pesler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakın şimdi. Bugün bambaşka bir kadro, bambaşka bir taktikle çıkacağım. Bunun maksadı ne biliyor musunuz? Derece kasıyor ya arkadaşlarımızın bazıları. Derece kasma konusunda problem yaşıyorlar. Bunu düzeltecek bir taktik buldum arkadaşlar. Hatta ben de bu taktik sayesinde 1400'leri falan geçtim. Bakın, maç diye giriyorsunuz. Maç diye günlerini kaçırmayın. Burada hepsi bendeki oyuncularım Fransız. Ben Fransa ağırlıklı oyuncularım olduğu için Fransa'yı seçtim. Ve görmüş olduğunuz gibi hepsi yukarıya bakan oklara sahipler. Bunun avantajı, adamlardan %100 verim alıyorsunuz. Hatta %800 verim alıyorsunuz. Bu da birçok rakibinizi kolaylıkla yenmenizi sağlıyor. Ve bu şekilde de puan kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Derecenizi yükseltebiliyorsunuz. Bugün bir ağırlık var bağlantıda herhalde. Çünkü 10 dakika oldu neredeyse. Rakip bekliyorum hala. Çok şükür rakibimiz geldi. 1483 dereceli ve çok güzel oldu. Bundan önce de bir video çekeyim dedim. Yine bir 10 dakika civarında bekledik. Çekemedik. Orada da rakip, bak bu mesela İngiliz. Görüyor musunuz? Bütün İngiliz oyuncular var. Ama efsane ve ikonları koyması gene kötü olmuş kendisi açısından. Çünkü onların okları yarıya düşüyor. Şimdi maçımıza geçelim. Şimdi Olivier Giroud, Griezmann verdi Mbappe'ye. Mbappe çekti, düzeltti, vurdu. Son anda kaleci. Mbappe. Şu yön tuşunu geriye çekerek vuruyoruz ya. Az basmamıza rağmen güzel bir şut çıkardı oradan. En etkili şut nasıl çekilir, onun taktiğini paylaşmıştım kanalımda. İlk kanalı açtığım zamanlarda. Onu izleyin arkadaşlar, çok faydasını görürsünüz. Evet, şimdi Greenwood. Greenwood'dan Beckham. Beckham'dan eşlik ol. Rakip tehlikeli arkadaşlar. Vurmak istedi herhalde, olmadı. Aldık şimdi Loris. Verdi pasını Pogba. Pogba'dan Mbappe. Mbappe ver kaçı denediler. Oldu mu? Hadi oğlum geç. Be, tüh be, geçmedi otur. Griezmann ayak uzatamadı. Musiala. Greenwood. Beckham. Ya şuna böyle orta sahadan bir tane yapıştırsak nasıl olur? Dur bir iki tane gol atayım, denerim şimdi. Tamam tamam. İnandım ya, tamam. Shaw. Scholes. Pas verecek arkadaşını aradı. Musiala'yı gördü. Beckham. Beckham'dan Scholes'a gelmedi. Aşağıdaki oyuncu niye hareketlenmiyor? İşte bak buna gıcık oluyorum. Bu bende de çok oluyor. Arkadaşlar kanalımdaki bu oynatma listelerine girin. Orada sizler için videoları düzenleyip daha böyle ayrıştırarak daha detaylı bir şekilde daha rahat izlemek istediğiniz videoları bulacağınız şekilde düzen sağlamaya çalışıyorum. Orayı bir kontrol etmenizi tavsiye ederim. Hadi kullan artık tacı. Hayat hikayemi anlattım, sen daha tacı kullanacaksın. Beckham, Shaw. Hadi oğlum. Şu an rakip baskılı oynuyor. Bir orta geldi. Oh, ters bir şut. Kendi kalemize atıyorduk. Vallahi var ya, yüreğimiz ağzımıza geldi. Ya hadi ya. Rabiot. Rabiot'u yanlış yerde oynatıyorum. En ufak bir dengesizlik bile beni rahatsız ediyor, biliyor musunuz oyunda? Rabiot'la Pogba'nın yerinin değişmesi lazım. Oyunu da durdurmak istemiyorum. İkinci yarıya kadar sabredeceğim. İnşallah gol yemeyiz bunların yüzünden. Offside. Abao. Olmaz böyle, hadi. Aşağıya doğru riskli bir top attık. Eşlik gol oradaydı çünkü. Neyse ki ucuz atlattık. Şimdi vurma vurma. Orta sahanın gerisindeydim ya. O kadar kötü oldu ki ya, var ya. Çok kötü oldu. Bunu görmeyin arkadaşlar. Ne kadar iyi oyuncu da olsanız bazen heyecanınıza yenik düşebiliyorsunuz. Hadi be Pogba, nereye gidiyorsun? Adam top ayağına doğru geliyor, Pogba oradan kaçıyorsun ya. Bak. Hemen defans taktiğimizi uygulayalım. Çok kötü yakalandık. Allah'tan değerlendiremedi. Vallahi korktum. Loris. Tolisso. Şimdi Griezmann. Griezmann topu kontrol et. Ver oğlum aşağı. Hadi Giroud. 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 Olivier Giroud. Olivier Giroud. Julep, pap, 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 julep, pap, julep.
Vallahi var ya, golü atarken heyecanlanıyorum bazen ya bu arada. Niye ben de bilmiyorum. Bu arada güzel bir Ring Light siparişini verdik arkadaşlar. 400 aboneye özel. 400'e yaklaştık. 400 olur diye düşünüyorum. Kargoda şu an. Gelene kadar 400'ü görürüz herhalde. Abone sayısı olarak. Ben de kaliteyi biraz daha arttırmak için güzel bir Ring Light ışık siparişini verdim. Bakalım. Geldiğinde gerekirse kutu açılımı videosu da yaparız. Şimdi Wan-Bissaka, Robson, Robson'dan Beckham, Musiala, Musiala. Bu adamı hep karıştırıyorum. Keşke bunu oynatmasa bari. Scholes. Şimdi Varane girdi araya. Varane'dan Tolisso'ya. Tolisso dönemedi. Hemen geri. Al bak hata yaptık. Allah'tan bitti. Şu Pogba'yla Rabiot'u yer değiştirmem lazım arkadaşlar. Çok kötü ya. Hani insanın dengesini bozuyor. Vallahi bak en ufak şey böyle dengemizi bozabiliyor. Ben nasıl bu şeyi kaçırdım onu bilmiyorum. Neyse ki ucuz atlattık. İlk yarıyı önde kapattık. İkinci yarıya daha coşkulu başlamak istiyoruz. Uzaktan şutlar da denemek istiyoruz. İkinci golümüzü atarsak rahatlamış oluruz. Scores. Bak gördün mü defans taktiğini. Bak onu tavsiye ederim. İzleyin o videomu izleyin arkadaşlar onu. Yani sizlere çok faydası olur. Haydi oğlum. Haydi Mbappe. Nasıl dışarı attı ya? Arkada o Kempo çekiyor böyle, çekiyor böyle. Kempo. Çekme abi, niye çekiyorsun? İnsan gibi top oynuyoruz ya. Lan 2 olsaydı var ya, rakibin puanı bizden yüksek, bunu yenmemiz lazım. Scores. Kes yukarı, kesince bak dönmek zorunda kaldı, zora düştü adam. Hadi oğlum. Şav, iyi geldi orada, boş alan değerlendirdi. Scores. Gir lan Mbappe. Haydi. Takım halinde baskı yapıyoruz ve topu aldık. Müthiş bir savunma örneği değil mi gençler? Gerçekten müthiş bir savunma örneği değil mi? Hadi Ndombele. Harika bir top. İndir aşağı. Ah lan nereye attınız? Derken çok garip şeyler oluyor. Lan. Abi heyecandan konuşamadım ya. Bak lan önünden geçti. Musiala. Musiala. Nasıl bir ismin var senin ya? Döndük kaleciye. Loris. Loris'ten Ndombele. Ndombele. Verdi Tolisso. Rakip oyuncu değişikliğine gidecek. Onu golle gönderelim bu oyuncu değişikliğine. Çünkü sevmiyorum şu oyuncu değişikliği yapacaklar zaman şuradaki işarete başlıyorlar ya. Oyun dursun. Bas. Acelen ne bu ok işaretini şeyini çıkarıyorsun bize. Haksız mıyım gençler? Oyun durdu mu basarsın. Oyuncunu değiştirirsin. Agüero. Verdi Shaw. Tolisso. Tehlikeli paslaşmalar. 1-0 her zaman risklidir. Vallahi çünkü son dakikalarda yiyorsunuz var ya, bir de adam ona gol sevinci yapıyor. Çıldırıyor mu o zaman işte. Griezmann verdi pasını şimdi. İyi paslaşmalar. Hadi Tolisso aldı topu. Ver yukarı oğlum. Verdi Ndombele. Ndombele. Shaw girdi araya. Ndombele. Veremedi coşkuyu. Eşli gol. İki kişiyle saldırıyoruz ona doğru. Şimdi aşağısını boş bıraktık. Riski göze aldık. O da o şeyi değerlendirmek istedi. Bak işte. Ya Allah kahretsin ya. Vallahi Allah kahretsin ya. Ya var ya, olacak iş değil ya. Ya abi o adamın önünde nasıl seker o top kalır orada ya. Bütün sinirim alt üst oldu ya. Bu nasıl bir şey lan? Kime alacağım ben oyuna? Hiç yedeklere bakmamışız. Şuraya çıkardım. Kredim lan. Sen şöyle gir. Ansu Fati sen orada oyna. Sen de gir defansif oyna. Çok sinirim bozuldu ya. Vallahi çok sinirim bozuldu. Bu nedir ya? Biliyorum ha, vallahi biliyorum, böyle dakika 90'a yakın. Çünkü 1-0 önde götürdüğüm maçlarda son saniyelerde her zaman gol yemişimdir ama asla pes etmemişimdir arkadaşlar. Bizim de haydi be ya, çok şeytan gibi bir oyuncu çıktı bu ya. Bak gördün mü? Sinirden kaptırdı topu. İnşallah ikiyi yemeyiz antradan. Ver oğlum. Pires. Verdi pasını Ansu Fati.
Ansu Fati düzgün ver şu pası. Millet seni almak için canla başla mücadele ediyor. Sen bize ne yapıyorsun ya? Şimdi Pereira diyecektim ya. Ya abi çok kötü oynuyorsunuz. Niye bugün böylesiniz ya? Yani ben bile ne yaptığımı anlayamıyorum ya. Harry Kane verdi pasını. Girdik araya Ndombele. Ndombele yapma aynı hatayı. Ndombele. Allah seni var ya bildiği gibi yapsın diyeceksin de tövbe estağfurullah ya. Ver oğlum. Verdi. Ansu Fati dön artık döndü. Robert Pires. Vur artık lan neyi bekliyorsun? Neyi bekliyorsun? Yemin ediyorum var ya. Depart tuşu basmamış ya. Oy. Şok oldum, şaşırdım. Sonunda attık onu. Abi son saniyede döndü maç. Müthiş bir maç oldu ya. Heyecandan var ya. Dişlerimi sıktım diyebilirim ya. Neyse ki kazandık. İşte bak taktik bu, tamam mı? Şimdi rakip niye çok zorladı? Çünkü rakip de aynı şekilde oynadığı için, hepsi İngiliz oyuncu olduğu için hepsi ileriye bakıyordu. O yüzden çok zorladı. Çok çok zorladı. Ama kazanmasını bildik gençler. Bu şekilde yaparsanız sizler de garanti maçlar alırsınız. Yani en kötü berabere biter diyebilirim. Bak gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum. İstisnadır. 20 maç oynarsın ikisini yenirsin. 10 maç oynarsın birini ikisini yenirsin. Ama %80 %90 galibiyete taşır seni, haberin olsun. Bunları yap. Oynatma listelerimizi incele. Orada beğendiğim işine yarayacak bir sürü video olabilir. Bugün de Konami'de böyle bir saçmalık var. Neyse ki almak istediğimizi aldık. Maçımızı kazandık. Eğlendiyseniz, ben çok eğlendim. Özellikle son saniye golü beni çok keyiflendirdi. Sizin de hoşunuza gittiyse arkadaşlar bu videoyu beğenin. Yorum atmayı asla unutmayın. Bir sonraki videoyu siz seçin. Nasıl bir taktikle ya da nasıl bir oyunla karşınıza çıkayım. Challenge da olabilir. Her türlü bir fikrinizi açayım. Siz belirleyin. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.